Ramazan ayı belki diğer et konuşan da, o başka şeyler konuşan da iftarda insanlar çok belki ağır yemek yerler. O da bizde semizlik fazla edecekti. Ama onun konuşan olmak için spor yapmamak çok önemli bir şeydi. O yüzden Kaptan Cengiz güzel sözler var, güzel nasihatler var ve güzel sporlar hazırlı bizim için. Bugün spor ve terasında onu izleyelim. Tekrardan dönük sözüm. Evet sayın seyirciler, tekrar ekran başına geldik. Hatta enerjimizi toplayalım ve onun yanında da sporlarımızı ihmal etmeyelim. Eğer sizler hazır iseniz. Bugün ele aldığımız temrin, o da buradaki kol temrinlerini insanlar çok şikayet ettiği buradaki bu tarafulatı ve bu yağları ne şekilde giderebilir? Bazı insanlar hani diet edirlər, diet dediğimiz rejim edirlər, ama spordan uzaq. Tabii ki bu da çok yanlış bir şeydir. Sadece biz diet yiyende, yoksa da rejim edende, o yağlar eriyende insanın dərisi sallanmağa başlayır ve tarafıyla başlayır. Gerə insan rejim edende, onun yanında da gerə sporuna meyqat olsun, hatta o dərləri bir şed halında çekilmek haline getirin, hatta insanın o vücudunda komple o tarahüller geçsin. Bugün özel olarak bu bölümde bu trai dediğimiz koldaki bu tarahüllatı ne şekilde gidebilirdik? Bir insanlar bazı temrinleri deyirler hani zordu bizim için. Bugün bu temrini daha fazla sehl etmek için ve insanların hiçbir mahanası kalmasın, hatta sporlarına devam etsinler. Oturduğumuz halde bir basit bir ağırlık kullanacağız. El tutuşu bu şekilde olacaktı. Ondan sonrası tekrar elimizi döndürdük yerine. Amaç da nedir? Try dediğimiz kolun yazı şeklindeki oradaki o tarahülatı o derinin sallanmağının şed haline getirmek için biz indi yüzde birinci temrini yaparız. Birinci temrin normal bir basit bir ağırlık. Elimizi bu şekilde tutup ondan sonrası tekrar döndürürüz. Başlayalım. Bu bir. Bu iki. Arkadaşlarımız diğer ellerini tutuplar. Nişin hani hatta bir tevazın versin özüne. Hatta hani elimiz ne aşağıya yoksa da ne yukarıya kalksın diye. Onu sadece bir isned diye hatta onu koymuşuz. Tabii ki her kolu 12 tekrar yaparız. 4 çarpı 12 bitirdik. İndi bu tekrarı bu kolu 12 yapandak geride aşağın diğer kolu da aynı şekilde 12 yapalım. Biz birinci setimizi bitirmiş oluruz. İndi geçelim bakalım ikinci temrin ne şekilde olacaktı. İkinci temrin bu şekilde elimizi aynen denge katmasın diye elimizi bu şekilde tutarız. Ondan sonrası tekrar döner yerine. Başlayalım. Bu bir. Bu iki. Bu temrinlerde hepsi özel bu mantıkadaki bu kasları istihdaf edirik. Gördüğünüz ki hemen eğer sizler de bizimle temrini yapırsanız hemen burada bir çekelenmek hissedersiniz. İşte bu temrinlerde aynı şekilde 4 çarpı 12 yapanda biz ikinci temrinimizi bitirmiş oluruz. Tabii ki bunda aynı şekilde sağ sol 12 yapandak biz birinci temrinimizi ikinci temrinimizi bitirmiş oluruz. İndi geçelim en son temrinimize. En son temrinimiz hani insanın oturuş şekli dəyişinəcəkdi. Hatta da amac nədir? Try dediğimiz daxili içten kolun içindən o temrini o azalanı sporunu yapalım. Başlayalım. Gördüğünüz ki arkadaşlarımız hani kolun yarısı sabitti, diğer yarısı çaballı, ama üstte nedir? O azalaya o presi verelim. Tutuş ne şekildedir? Bir dikkat edersek ve sakin ve terkizden bu temrinleri yapırlar. İndi de bu temrini bitirsek temrinlerimizin sonuna geliriz. Tabii ki de bunda da aynı şekilde sağ ve sol var. Her eli 12 tekrar yapandak biz birinci seti bitirmiş oluruz.
tekrarlarım. Belki de bu insanlar bu temrinleri yapandalar. Hani yenge bir temrindi. Yoksa da bundan önce de evde yapmayıp özünü zor gelebilirse biz bu tekrarları endirebildik. Ama 8'den az olanda o adalaya bir iyi bir pres gelmez. Ve insanlar çok faydalanmazdı. 8'i yaparız. Ondan sonrası öz özümüzü, vücudumuzu geliştiririk. Hatta ki 10'a yetirin ve ondan sonrası 12 tekrara yetirin. Evet sayın seyircilerimiz, gördüğünüz ki hiçbir alet kullanmadık ve insanların çok şikayet ettiği bir temrinler yaptık. Amaç da nedir? Sizin vücudunuz ve sizin sağlığınız her şeyden önemlidir. Allah'a ısmarladık. Teşekkür ederek Kaptan Cengiz'den gerçekten güzel bir şekilde konuştuğun için neşke sporlar yapmamız lazımdı ve güzel bir sporlar nasihat etti bize. Ama ona takiben bizim Ramazan ayında gerçekten çok önemli bir spor yapmamız. Yani genelde biz her vakit konuşarak diğer spor çok önemli hayatımızda. Çünkü neden? Hayatımızın bedenimizin sağlıklığına mekayet olacağı ve hayatımızı düzenletmek için. İnsanlar var spor yapmak amacaları yoktu. Yani bir basit sporlar da yapsan yapmamadan iyiydi. O önemli bir konu değil. O yüzden Ramazan ayında da hala iftar eden de işte böyle bir mucizim kimin yani, iftar edirler. O da neden yani 12 saat yani saat 5'ten 6'ya civarında takip 12-13 saat edilir. 13 saatten de fazla edilir belki. Orucu olmak, yemek içmemek, onun yanında da su içmemek insanı belki yetikatten düşürdür. O zaman ki iftar eden de ağır bir şekilde iftar edilir. O yüzden belki bedenine zarar verilir. O zarara düşmemek için gerek birinci her vakit diyerek bu spor yalnızca bir şey etmez. Spor gerek spor yapmadan evvel yemek olmak kaydı yoksa nedam gıda yemek kaydı olacaksın. Ama ağır da yememek çok önemli bir şey. Tekmin eder konunu bizim için. O yüzden yemeğimizi cetvelle daha uzun. Yani biz genelde iftar edin daha etin düşmeyen yemek canına bitirken 2 kilo, 3 kilo susuz içeceksin. Bir dayadan sonra yemek yiyeceksin. Sonra tatlı yiyeceksin. Çünkü sen de yani belki yemek durmayacaktı iftarın sühre kadar. Bizim müştemelde bu şekilde olurdu. Yemek her vakit yemek dedi tek keyfimiz olduğu için. Koyak onu parça parça yemek yani bir kere ağır yemekten etmeyen hafif bir şekilde. Step by step çıkarken ilanın sühre kadar kayıt olacağımızın bedeni ama bir orada da bir güzel spor. Şart yok ki spor salonuna gelsen ama ona rağmen spor salonları açıldı gece vakitler takır. Saatlere kadar ama gidersen bir basit bir şekilde yer yesen bu canda kan donansın, devredemeyi donansın çok önemli bir şeydi günlük hayatımızda Ramazan ayında. Onun yanında da nizamımızı güzel bir şekilde iftardan sühre kadar ne kadar su içmemiz lazımdı. Çünkü gerçekten su da çok önemli insanın bedeni için. O yüzden iftardan sühre kadar suyumuzu içmemiz nizamlı bir şekilde olsun. O da çok önemli bir konudur.